SSM siber güvenlik çözümlerinin en yeni ürünü olan Buckshield lansman toplantısına hepiniz hoş geldiniz. 1991 yılında kurulan STM, kurulduğu ilk günden bu yana teknoloji ve mühendislik alanında birçok ARGE faaliyetleri yürütmekte. Bu faaliyetlerin kapsamını da tabii ki değişen ve gelişen yeni dünya teknoloji trendleriyle ülkemizde gereksinimi duyulan teknolojiler şekillendirmekte. Bundan sonra her yıl size yeni bir yenilikle CTF'de müjde sunacağız demiştik. Ve geçen sene bu kapsamda Cybexis'in tanıtımını yapmıştık. Şimdi bu yıl ikinci ürünümüz, yine kendi ARGE çalışmalarımızın çıktısı olan ikinci ürünümüz Buckshield'ın tanıtımıyla sizlerle beraberiz. Biraz önce belirtildiği gibi aslında siber güvenlikte zafiyetler çok önemli olmasa da, çok teknik, sofistike olmasa da sonuçları bazen hiç beklenmedik şekilde büyük olabiliyor. O yüzden dijital çağda teknolojinin sürekli geliştiği, ilerlediği ve kullanımının yaygınlaştığı bu dönemde aslında zafiyetler de her geçen gün artarak daha fazla etki yaratma konusunda ciddi bir potansiyel haline geliyor. Bunlar bazen çok küçük ve bilinen sorunlar olabiliyor fakat kurumlar bunun farkında olamıyor. Ve atak yüzeyi dediğimiz yüzey genişledikçe bu küçük zafiyetler ciddi sıkıntılara, mali sonuçları olan veya itibar kayıpları yaratan veri sızıntılarına ve benzeri siber güvenlik olaylarına neden olabiliyor. Bugün sizlere Buckshield platformumuz hakkında bilgi vereceğiz. Buckshield platformunda biz normalde yapılan sızma testleri faaliyetlerinin bir üst adımına geçtiğimizi düşünüyoruz. Sızma testi faaliyetleri nedir dediğimizde bir kısaca ondan bahsedelim. Kurumların, özel sektörün, bilişim altyapısının internet üzerinden ilişebilen bütün bilişim altyapısına yapılan sızma testi, yani zafiyet taramaları, bulunan zafiyetlerin exploit, yani istismar edilmesine yönelik hizmetlerdir. Bunun da periyodik olarak yapılması üzerine Buckshield'ı biz Bug Bounty platformu olarak Türkiye içerisinde geliştirdik ve bunu şu an hizmete açtık. Biz bir platformda geliştirirken dedik ki sadece STM bünyesinde, tabii ki STM'nin kendi içerisinde de yetkin, seçkin, araştırmacı, siber güvenlik uzmanları var yine sızma testi üzerinde çalışan, ama biz buraya bağlı kalmayalım, daha farklı gözlerle çalışsın. Ama bir kişi STM'de çalışmıyor olsa bile, farklı bir kurumda çalışıyor olsa bile bu platforma araştırmacı olarak kayıt olabilir.